bölümle devam ediyoruz. Çok soru geldi Anadolu'daki şamanlık kalıntılarıyla ilgili. Bazı düzeltmeleri de yapmam gerekiyor. Onlardan bir tanesi, Türkler göçebe oldukları için kent kurmadılar ya da yerleşik düzene geçmediler algısı oluşmuş. Değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Yaşar Çoruhlu beni uyardı. Eski Türklerde yerleşik hayata geçişlerin izlerinin olduğunu söyledi. Tamamen Türkler göçebedir, hiçbir zaman yerleşik hayata geçmediler dememiştim ama sizlerden gelen sorularda da bu şekilde bir algının oluştuğunu, bu şekilde düşündürdüğümü fark ettim ve düzeltme ihtiyacı hissettim. Yapılan arkeolojik kazılarda Türklerin yerleşik kentler ya da köyler kurduklarıyla ilgili yapılar bulundu. Ön Türkler sadece kurgan mimarisinde ilerlemiştir. Sadece onların mimarisi kurganlardan ibarettir gibi bir algı oluştuğunun farkındayım. Böyle değil. Türkler yerleşik hayata da geçtiler. Özellikle Türk işler döneminde kent devletleri kuruldu. Türkler kent de kurdular. Ancak Türklerin kent kurmalarıyla ilgili Göktürk tarihinde şöyle bir olay geçer. Bilge Kağan Budizm'i kabul etmeyi düşünür. Fakat Tony Cook onu uyarır. Biz der, bizden sayıca üstün olan düşmanlarımız bize saldırdığı zaman ormanlara gizleniyoruz. Budizm'e geçersek yerleşik tapınaklar kurmamız gerekecek, yerleşik bir hayata geçmemiz gerekecek. Bizden güçlü olan düşmanlarımız bize saldırdığı zaman o kentleri bırakıp nereye gideceğiz der. Bu nedenle Göktürkler Budizm'i kabul etmezler ve şamanlıkta, kamlık inancında kalmayı sürdürürler. Değerli Yaşar hocamın söylediklerini aktarmam gerekiyor. Evet, hocamın da uyarılarını dikkate alarak tekrar bu konuya girmek istiyorum kısaca. En erken devirlerden beri Türkler yerleşik ve göçebeliği bir arada sürdürdüler. Tam olarak hepsi %100'ü göçebeydi demiyorum zaten. İç Asya'da yapılan kazılarda Hun dönemine ait yerleşik kültürün izleri bulundu. Zaten Çin yıllıklarında da bundan bahsediliyordu. Çin yıllıklarında yerleşik yapılardan bahsedilirken gök tapınakları, yer tapınakları ve ata tapınaklarından da bahsediliyor. Bunlar şu an arkeolojik olarak bulunmamış. Fakat Çinliler Çin yıllıklarında Türklerin yer, su ve gök tapınaklarının olduğunu yazıyorlar. Türkler öncesinde de tapınak yapmışlar. Eğer biz ön Türklerin mimarisinin sadece kurganlardan olduğunu söylersek Asya bozkırlarındaki mimari kalıntıları başka milletlere mal etmiş oluruz. Bu çok sakıncalıdır. Böyle bir şey zaten biz savunmayız. Ölüleri ağaca bırakmayı anlatmıştım birinci bölümde. Evet, böyle bir gelenek Türklerde var ve Altay Cumhuriyeti'nde bugün kamlar yani şamanlar aynı eski usullerle defnedilmekteler. Ağacın tepesine kurulmuş bir köş ya da iki tane sırığın üzerine gerilmiş bir köşe bırakılmaktalar. Nasıl bırakılıyorlar? Tahtadan oyma bir tabutun içine toprağın içerisinde bırakılıyorlar ve daha sonra bu toprak nedeniyle ve yağan yağmurlar ve aradan aylar yıllar geçtikten sonra bu tahta çürüdüğü için daha sonra kemikler yere dökülüyor. Daha sonra da kemik kaldırma töreni yapılıyor. Kemikler de alınıp ayrıca bir lahde gömülüyor. Ayrı bir mezara taşınarak oraya defnediliyorlar. Bugün bu Altaylar'da şamanlar için yapılan bir törendir. Geçmişimizde tıpkı bizlerin de yapmış olduğu gibi. Cenaze kaldırmakla ilgili bahsetmiştim hatırlarsanız. Evet, ikinci bölümde bir tartışma var. Tabii bu tartışma sürecektir. O tartışmayla bahsedelim. Yani gök tanrı inancı veya kamlık inancı ya da şamanizm, bunların hangisi doğrudur? Neden şamanizm diyorsun? Bunu İngilizler uydurmuştur gibi. Değerli arkadaşlar, şaman kelimesi Tunguzca bir sözcüktür. Tunguzca da Ural Altay dil ailesinin Altay kolundandır. Yani Türkçe ile aynı aileden gelen bir dil koludur. Saman şeklinde yazılan Tunguzca'daki şaman kelimesi bize ait bir kelimedir. Bunu ilk kez İngilizler kullandığı için bunu kullanmayacağız diye bir şey yok. Bize aittir. İngilizler gitsin başkasını kullansın. Çünkü bu sözcük bize ait. Bizim sorunumuz şaman kelimesinin sonundaki izmle. O yüzden ben şamanizm demiyorum. Anlaşılabilmesi için kullandığımız oluyor tabii. Ancak şamanlık dememiz daha doğrudur buna. Türk şamanlığı ya da işte kamlık inancı ya da çoğumuzun bildiği gibi gök tanrı inancı diyebiliriz. Bunların hepsini kullanabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Töre dini bile diyebiliriz buna. Gök tanrı inancı dediğimiz zaman bu inancı tam karşılamamış oluruz. Eski Türk inancında bir de yer, su ve atalar kültü var. Bunları ne yapacağız? Gök tanrı dediğimiz zaman bunları bir kenara itmiş oluyoruz. Bu nedenle gök tanrı inancı eski Türk inancını tam karşılamamaktadır. Gök tanrı adı, değerli hocam Profesör Doktor Ali Akar'ın da belirttiği gibi, ki onun bir kitabını ben
burada mutlaka size tanıtmak isterim. Düşünen Türkçe, bu kitap 2019 sonlarında çıktı. Türkçe'de bazı sözcüklerin nereden geldiğini anlatıyor. Mesela anlamak sözcüğü, Orta Anadolu'da kullanılan ağızlarda yaşayan an sözcüğünden geliyor. An, sınır demek. Anlamak da idrak sınırını aşmak. O sınırı aştığınız zaman anlıyorsunuz. Hatta eski Türkçe'de ve bugün Altay Türkçesinde hayvan sözcüğü yerine an sözcüğü kullanılır. Çünkü onlar o sınırı geçememiştir. Sınır anlamında onlara hala hayvan denir Altaylarda. Düşünen Türkçe mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bugün bu bölümde birkaç kitap daha tavsiye edeceğim. Gök sözcüğü Karahanlılar dönemine kadar gökyüzü şeklinde kullanılıyor. Gökyüzü için kullanılıyor. Karahanlılar döneminden sonra ise hem gök tanrı hem de gökyüzü adıyla kullanılıyor. Bugün hala tanrı sözcüğüne baktığınız zaman Altay Türkçesinde tanrı sözcüğünün karşısı tengeridir. Tengeri ne demek biliyor musunuz Altay Türkçesinde? Gökyüzü demektir. Hatta bir Altay türküsünde de geçer. Cankır tengeri der. Parlar gökyüzü. Şimdi o şarkıyı dinliyorsunuz. Şamanlık kalıntıları 1. bölüm diğer videolarım gibi olmadı. En hızlı izlenen videom oldu. O yüzden izleyenlere ve soru soranlara, beğeni ve yorum bırakanlara çok teşekkür ederim. Yorumların %99'u olumluydu. Tabii ki hatalarımız olabilir. Bizim de bilgilerimiz zamanla unutulabilir ya da yanlış şeyler öğrenebiliriz. Uyarılarınız için teşekkür ederim çoğunuza. Birçok da soru geldi. Özellikle Konya Bozkırdere kasabasında bir cami duvarında ve çevre köylerde koç boynuzlarını göstermiştim. Eski Türkler de evlerine, çadırlarının girişine ve mezarlarına koç başları ya da at başları bırakırlar kafatası olarak. 1. bölümde görmüş olduğunuz kafataslarının tamamı at kafatası ya da koç kafatasıydı. Tunceli yöresinde görmüş olduğumuz eski Türk mezar taşlarına bir bakın. Hepsi koç başlı mezar taşlarıdır. Tıpkı Hakasya Minüsins Müzesi'nde görmüş olduğumuz koçbaşlı mezar taşı gibi. Gücün, kudretin, dirayetli olmanın sembolüdür. Bu yüzden evlere asılır, mezarlara bırakılır. Anadolu'daki şamanlık kalıntılarına, tabii ki Anadolu'da yaşayan insanlar, bunları biz şaman olduğumuz için, gök tanrıya inandığımız için yapıyoruz demezler. Ne derler peki? Mutlaka onlara mantıklı bir açıklama getirirler. Mesela Milas'ta ölünün başının altına mersin dalları koymayı, işte ölünün mezarı güzel koksun diye açıklama getirilir. Torosların tepelerindeki, Marmaris'teki, Bodrum'daki dağların yamaçlarında tepelerindeki obo taşlar mesela, işte insanlar kışın giderken yol bulsunlar diye koyuyoruz. Kışın o dağlara kimse çıkmaz, özellikle Toroslarda. Yani insanlar bunları hep mantıklı bir açıklama getirirler. Ama kökenine baktığımız zaman bunlar Türklerin eski inancının kalıntılarıdır. Anadolu'daki şamanlık kalıntıları ile ilgili çekmiş olduğum videolarda bunların kökeninin eski Türk inancı olduğunu ispatlamaya çalışıyorum farkındaysanız, görsellerle. Anadolu'daki mezar taşlarına bir bakın. Çoğu düz taştır ve ağaç resmi vardır. Ya da düz gider, sonunda insan kafası şeklindeki mermerden kesilmiş bir figür vardır. Bunların da kökeni eski Türk inancına dayanıyor. Gelin sizi Altay Cumhuriyeti'nin Adırhan Taşı denilen bölgesindeki bir mezar taşına götüreyim. Arkasından da Anadolu'daki birkaç mezar görseline götüreceğim. Bu kayada insan yüzü resmedilmiş, geyik resmedilmiş, arka tarafta çok iyi bir kılıç işlemesi, insan motifi çizilmiş ve kılıcı da var bu insanın. Ve arkada güneş terste olduğu için zor görülecek geyik, dağ keçisi gibi birçok motif çizilmiş yine.
Evet, hemen yanı başında da yine bir Türk dönemine ait bir kurgan. Türklerde mezarlara dikili taş dikme geleneği Proto-Okunya döneminden beri var. Okunya dönemini çoğumuz biliriz ama Proto-Okunya dönemini de ortaya atan bilim adamlarımız var. Semih Güner'i gibi. Milattan önce 5000-5500'lerde başlayan bir dönemdir. Proto-Okunya döneminden beri Türkler mezarlarının başına taş dikerler. Birinci bölümde İran'da bir mezarlık göstermiştim. Hiçbirinde mezar taşı yok. Arabistan'a giden gelenlere sorun, büyüklerinize sorun, onlara sorun. Arabistan'da mezar gördünüz mü ya da mezar taşı gördünüz mü? Hiçbiri mezar görmedi orada çünkü ölüleri gömerler ve düzleyip üzerinden geçerler. Mezarlarla ilgili inanış sergilemek İslami değil, Türklerin kendi atalarından getirmiş oldukları inanç kaynaklıdır da o yüzden bizde bunlar devam ediyor. Mezar taşlarının eski Türk diniyle alakalı olduğunu ve bizlere önemli ipuçları verdiğini biliyor muyuz? Güneybatı Anadolu'daki mezar taşlarına bakın. Özellikle kadın mezarlarında şal, eşarp gibi şeyler bağlanır mezar taşlarına. Oraya bırakılan kapkacak haricinde. Ağaca bez bağlandığı gibi tıpkı. Gök Tanrı'ya işaret bırakma, kansız kurbandır. Ayrıca bu mezar taşları göğe uzanan gök direklerdir. Tıpkı obo taş gibi. Gök Tanrı'ya oradan uzansın, oradan Gök Tanrı'ya ruhu ulaşsın mantığıyla da yapılıyordu eski Türklerde mezar taşları. Türkler Müslüman olduktan sonra peki bu geleneği bıraktılar mı? Bırakmadılar. Bizde ölülerimiz tıpkı İslam öncesindeki Türk devirlerinde olduğu gibi ölüler kültü, atalar kültü bizim için hala çok değerli ve önemlidir. Bunu geleneklerimiz nedeniyle yaşatıyoruz. Bu bölümde Anadolu'nun ve Sibirya'nın birçok yerinden size değişik mezar taşı görüntüleriyle geliyorum. Şimdi onları izliyoruz. Silüeti çiziliyordu eski Türklerde ve bugünkü mezar taşlarında tam anlamıyla olmasa da neden bir insan silüeti çiziliyor? Özellikle kafa silüeti neden var? Ve bu kafanın ortasında neden güneş var? Bunların hepsinin kültür kökü var çünkü. Bunu da birinci bölümde anlatmıştım. Tözlerle ilgili bir bölüm anlatmıştım. Eski Türkler ölüleri için küçük bir heykelcik yontarlar ve Gök Tanrı'ya onun önünde dileklerini iletirler diye. Bu tözlerin bir benzeridir mezar taşlarının insan silüetinde yapılmış olması. Çünkü onun ruhu ziyaret ettiği zaman orada onun için yapılmış bir töz görecektir. Çünkü Gök Tanrı inancında ruh bir yere gitmiyordu. Mezara birinci bölümde unuttuğumuz bir şeyi de eklememiz gerekiyor. Ağaçlar kutsaldı. Gök Tanrı kutsal ağacın görünmeyen 9. katında otururdu. Bizler kötü bir şey aklımıza geldiği zaman ne yaparız? Tahtaya vururuz değil mi? Yani kulağımızı çeker, tahtaya vururuz. Demire, betona veya başka bir yere vurmayız. Neden tahtaya vururuz? Gök Tanrı'ya haber veriyorsunuz. Tıklattığınız zaman Gök Tanrı sizden haber alıyor. Benim kulum benden bir şey istiyor demek değil. Sizin o korkunuzu göz önünde bulundurmaya başlıyor ve o başınıza gelmiyor. Tahtaya vurmanın kültür kökünde de bu yatar. Türkiye'de Gök Tanrı inancının kalıntıları o kadar yaygın bir şekilde yaşar ki bazen üçü dördü bir arada yaşar. Mesela hep mezarlardan gidiyoruz. Mezara mezar taşı dikme, mezarın yanına çanak bırakma. Mezara mezar taşı dikme nedir? Birinci bölümde anlattığım töz ya da töz geleneğiyle ilgilidir. Ya da Gök Tanrı'ya uzanan gök direkler olmasıyla ilintilidir. Mezarın başına yiyecek içecek için kaplar bırakmak, çanak çömlek bırakmak eski Türklerden bu yana ne içindir? Çünkü ölünün ruhunun
dolaşıp gelip tekrar oraya geleceğini düşündüğümüz için orada aç kalmaması için, susuzluğun orada gidermesi için konuluyor demiştik. Ölünün başına dikilen ağaç ruhunun gök tanrıya ulaşması için. Bakın kaç tane gök tanrı inancı bir arada yaşıyor. O yüzden bu inanmaları tek tek anlatmak da mümkün değil. Hepsini bir arada anlatmak lazım. Bölerek anlatılmıyor maalesef çünkü hepsi birbiriyle ilintili. Mezar taşlarına bir de bez bağlanıyor. Bakın 4 tane inanç bir arada. Mezar taşlarına bir de bozuk para bırakılıyor ya da buğday, arpa, mercimek, tatlı, şeker gibi şeyler bırakılıyor. 5 etti bakın. Bir tek ölü gömme merasiminde 5 tane gök tanrı inancı görüyoruz. Bu birçok alanda böyledir Anadolu'da. Geçen günlerde Bodrum'un en yüksek tepesi olan 879 rakımlı Eren Dağı'na çıktım. Ya da Yaren Dağı'na diyorlar. Anadolu'daki şamanlık kalıntılarının izlerini sürmeye devam ediyorum. Altaylar'da, Hakasya ve Tuva'da gördüklerimin aynısını Anadolu'da da sizlere göstermek için buradayım. Şu an Bodrum'dayım. Yaren Dağı'nın eteklerindeyim. Yaren Dağı'nın zirvesindeki üzerlik saçılı noktaya doğru gidiyorum ki bu da Anadolu şamanlığında ve eski Türk inancında en önemli geleneklerden biridir. Burada da devam edelim. Burada bir yatır var. Bu yatır hala da çevre köyleri tarafından ziyaret ediliyor. Ama bundan 30-40 yıl öncesine kadar biri adak adadığı zaman mutlaka adağını Yaren Dağı'nda kesmek zorundaydı. Ve o adak Yaren Dağı'nda yenir. Eğer artan eti, kemiği vesairesi olursa o da oradaki bulunan yatıra sunulurdu. Orada artan etleri evlerine getirip yemezlerdi. Bugün de Hakasya'da yaşayan, Beltir köyünde yaşayan birçok şamanlık dinine bağlı Türkler kutsal dağlarda kurban kestikten sonra onun etlerini evlerine getirmezler. Evet, Eren Dağı'nda da tıpkı Altaylar'da, Hakasya'da, Tuva'da görmüş olduğum, neden bu üç Türk devletini söylüyorum? Çünkü bunlarda kanlık inancı hala yaşanıyor. Diğer Türk devletleri, işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi, Türkmenistan gibi, bunlar Müslümanlaştığı için aynı bizim gibi yaşatıyorlar onlarda. Ama Altay, Hakasya ve Tuva'da böyle değil. Bunlar orijinal olarak, dini gelenekler olarak yaşatıyorlar bunları. Evet, Yaren Dağı'nda görmüş olduğumuz üzerlik, bozuk para bırakma, hatta çakmak bırakma, sigara bile bırakılıyor bazen. Oraya bir bez bağlama. Tıpkı Hakasya, Altay ve Tuva'da olduğu gibi Anadolu'da hala yaşıyor. Antalya Elmalı'daki Oturak Baba yatırında da aynı durum söz konusu. Değerli arkadaşım Recep Özdemir'in göndermiş olduğu Antalya Elmalı'daki Oturak Baba adlı yatırım bulunmuş olduğu yeri görüyoruz. Bu Anadolu'da da yaşayan bir gelenek. Bunlar Bobo taşlar. Gök Tanrı'ya inanan Türkler, bunun buraya yığılmasının nedeni Gök Tanrı'ya inanan Türkler, Tanrı'ya yakın olması için göğe doğru taşları yığarak yükseltirler ve Tanrı'ya dileklerini buradan isterler. Görmüş olduğunuz gibi bezler de sadece bu Bobo taşın tek bir yönüne doğru uzatılmış, sırıklara takılmış. Bu yönde doğal olarak doğudur. Doğu çünkü olumlu bir yöndür. Güneşin doğduğu taraf. Güneşin battığı tarafa bu şekilde güneşin battığı tarafa Gök Tanrı'ya inanan Türkler bez bağlamazlar. O tarafa adak adamazlar. Çünkü Gök Tanrı doğu tarafındaki duaları kabul eder. Evet, Koş Ağaç yolundayız. Burada büyük bir Bobo taş var. Bobo taşa biz de yolculuğumuzla ilgili güzel dileklerimizi dileyerek taşlarımızı bıraktık. Yoğun bir yağmur yağışı başladı ve buradan ayrılmamız gerekiyor hemen. Arkamızda
Akturu ve Kuray Dağları. Katıyaruk'ta Obotaş. Tüm Türk dünyasında çocuğu olmayan kişiler bu tip kutsal yerlere gelerek Tanrı'dan çocuk dilerler. Burada sembolik bir beşik yapılmış ve beşiğin ortasına da taş bırakılmış. Taş, Sibirya'da görmüş olduğumuz kansız kurbanlardandır. Şimdi Antalya Elmalı'daki bu görüntünün arkasından Altaylar'da başka bir görüntüye gidiyoruz. Çocuğu olmayan kadınlar gelip buraya dokunuyorlar ve Tanrı'dan dua ediyorlar Tanrı'ya ve çocuğumuz olsun diyorlar ve buraya bebek kurban ediyorlar, bebek bırakıyorlar. Evet, bizde de bunun aynısı var biliyorsunuz. Antalya Elmalı'da bu obotaşların arasında dolaşırken kendimi bir anda Altaylar'daymış gibi hissediyorum. Köklerimizden gelen binlerce yıllık gelenekler. Bir Anadolu'ya bakıyorum, bir Altaylar'a. Coğrafya olarak birbirine bu kadar uzak, kültür olarak birbirine bu kadar yakın iki memleket. Katıyaruk. Türkler için kutsal bir yer. Obotaşlar. Evet. Bir obotaş daha. Obotaşlar. Ve adak ağaçları. Ekmekle sunacağız rehberimizle birlikte. Orada neler var? Obotaşlar var. Büyük yatır mezarları var. Bez bağlanmış ağaçlar var. Onlarca obotaş var. Bunların hepsi Anadolu'da yaşayan geleneklerdir. Sadece Yaren Dağı'nda ve Antalya Elmalı'da değil, Konya'nın Bozkır ilçesinde, Antalya'nın Aksek ilçesinde, Manavgat'ın dağlarında da bu obotaşlardan bolca görürsünüz. Suya, pınar gözlerine ya da kutsal saydığımız yerlere bozuk para atma geleneği ise Türkiye'nin her yerinde var. Dilek diledim. Altay Cumhuriyeti'nin her yerinde bu tip dilek dileme yerleri var. Burası da kutsal bir su. Su zaten kutsal burada. Burası da ayrıyeten bir Aju su diyorlar kutsal suların olduğu yerlere. Bezimizi bağlıyoruz. Para atılmışsa para atıyoruz. Biz de bunu Türkiye'de yapıyoruz ama aslında bunun kültür kökü Altaylar'da doğmuştur. Yani ana yurdumuzda doğmuş ve bizim Anadolu'ya buralardan getirdiğimiz bir kültür olarak kalmıştır. Dilek diledim, iyi şeyler diledim. Ülkem adına, insanlık adına, çocuğum ve kendim adına, eşim adına, hepimiz adına iyi dilekler diledim. Altay'dayız. Suya da bir dilek dilenebilir, yere de, ağaca da dilek dilenebilir eski Türk inancında. Suya bozuk para atma geleneğini hala yaşamışız. Hem Anadolu'dan hem de Altay Cumhuriyeti'ndeki bozuk para bırakılmış ve bozuk para atılmış yerleri görüyoruz. Tüm bu görüntüler Büyük Asya coğrafyasına Türklerin vurmuş olduğu kültürel damgalardır. Tuva'da, Altay'da, Yakutistan'da, Tanrı Dağları'nda, Anadolu'nun derinliklerinde hep aynı kültür, aynı inanış. Bodrum Yaren Dağı'ndaki yatırların bulunduğu yerdeyiz. Burada da bozuk paralar ve yemek kapları görünüyor. Bu yemek kapları ölünün ruhunun oraya döndüğü zaman onu doyurmak için var. Tuva Kızılmacalık'ta bir mezar taşı. 2000 ya da 2500 yıllık olduğu düşünülüyor. Hemen önünde yemek kapları, bozuk paralar. Doğanın ruhunu doyurmak için ve ölmüş olan kişinin ruhu oraya geldiği zaman onun ruhunu doyurmak için bırakılan kansız kurbanlar ve adaklardır.
Türklerdeki gelenek müzede de olsa sürüyor. Burada bir mezar taşının önü adak yeri gibi paralar atılmış. Ve bu mezar taşının ağzına yağ ya da bal sürülmüş. Ayrıca burada mezar taşlarındaki bir figür bir eliyle ant kadayını tutarken diğer eliyle kılıcını ya da hançerini tutuyor. Bu da bir yemin törenidir. Türkler bugün de hala bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin ederler askerler. Burada da aynı şekilde bir elde ant kadehi, diğer elinde silah. Bu da Kızılçıra yazıtı. Evet, bu konuda yazılmış bazı kitapları sizlere tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Abdülkadir İnan'ın Tarihte ve Bugün Şamanizm adlı kitabı bizim üniversitedeyken ders kitabımızdı. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Bu kitabın sonlarına doğru Anadolu'daki şamanlık kalıntılarından da bahseder. İşin daha da derinine inmek isterseniz iki ciltlik yine Abdülkadir İnan'ın Makaleler ve İncelemeler kitabını okuyabilirsiniz. Son yıllardaki popüler kitaplardan bir tanesi Nuray Bilgin'in Türk Mitolojisi kitabı. Bunu da okuyabilirsiniz. Değerli hocam, Profesör Doktor Yaşar Çoruhlu'nun Türk Mitolojisi'nin Ana Hatları, bu kitabı da okumanızı önemli tavsiye ederim. Herkesin anlayabileceği bir kitap. Akademik olmasının yanında güzel anlatımlı bir kitap. Başucu kitabıdır. Bu konularla ilgilenenler için Türk Mitolojisi'nin Ana Hatları Yaşar Çoruhlu. Ayrıca yine geçtiğimiz yıllarda yayınlanmış bir kitap Timur Davletov'un Şaman kitabı, Doğanın Şifası Uyarınca Şaman kitabı, Türkiye için yazılmış şamanlık inancının manifestosu niteliğinde bir kitap benim düşünceme göre. Kitapta o kadar güzel yerlere değinmiş ki, Kızılderililerin Türk olmasından tutun da, Türklerin Araplarla, dolayısıyla İslam'la ilk karşılaşmalarına varana kadar birçok şeyi anlatmış. Daha akademik isteyenler için Profesör Doktor Bahattin Öger'in Türk Mitolojisi kitabı, çocuklarına şaman masalları okumak isteyenler için gene Timur Davletov'un Şaman Masalları kitabı. Çocuklarınızı bunları okuyarak uyutabilirsiniz. Altay Türkçesinden ben de masal ve efsaneler çeviriyorum. Umarım onları da yayınlama fırsatım olur. O masalların içerisinde de eski Türk inanışının izlerini görüyorsunuz. Bu da değerli dostum, değerli arkadaşım Sedat Danacı'nın Kam adlı çıkan romanı. Bunu da mutlaka okuyun. Değerli bir kitaptır. Keyif alacağınız, zevkle okuyacağınız bir kitaptır. Romandır kendisi. Profesör Doktor Fuzuli Bayat'ın Türk Şamanlığı adlı kitabı. Bunu da okuyabilirsiniz. Akademiktir biraz. Bu alanlarda yazılmış ve Türkçe'ye çevrilmiş ilk kitaplardan biri olan Mircea Eliade'nin Şamanizm adlı kitabı. Bu bahsetmiş olduğumuz kitaplardan çok çok önce yazıldı. Eliade Romanyalıdır ama Amerika vatandaşıdır ve Türk şamanlığı üzerine de çalışmıştır. Bu da bir başucu kitabıdır. Okuyabilirsiniz. Ateş, su, güneş ve aydan da bahsetmek isterim. Güneş özellikle mezarlarda ya da Türk petroglüflerinde karşımıza çıkan önemli bir motiftir. Mesela kam çizimlerinde kafaları güneş şeklinde çizilir. Güneş şeklinde bir baş çizilmişse bir kaya resmine ya da herhangi bir yerdeki resme, Türklerin çizdiği bir resimden bahsediyorum, hayali bir şeyden değil. Bu kamdır, yani din adamıdır, şamandır. Peki Türklerde güneş ve ay neden önemlidir? Çünkü kötü ruhlar karanlığı severler. Bu yüzden güneşi ve ayı sevmezler. Güneş tutulmasında ve ay tutulmasında Anadolu'da gürültüler yapılırdı eskiden. Ben küçükken mesela evin arka balkonuna babam çıkarmıştı köyde ve teneke çaldırmıştı bana. 15 yıl sonra öğrendim ben o tenekeyi neden çaldığımı. Çünkü kamlık inancı kötü ruhlarla savaşan bir inançtır.
hastalıkları iyi etme şeklinde şamanların yapmış olduğu uygulamalar da kötü ruhları kovmaya yöneliktir. Sizin hastalanmanızın nedeni de kötü ruhlardır. Dünyayı karanlığa sevk etmeye çalışanlar da kötü ruhlardır. Türkler ay ya da güneş tutulduğu zaman kötü ruhların dünyayı karanlığa bırakmak için güneşin ve ayın önünü kapladığını düşünürlerdi. Bu yüzden dünyada büyük bir gürültü yaparlardı ki kötü ruhlar korkarak kaçsınlar diye. Daha sonra annem anlattı. Çocukluklarını anlattı. Yaylaya çıktıkları zamanlarda ay ya da güneş tutulduğu zaman yaylada inanılmaz bir gürültü olurmuş. Tenekeler çalınır, davullar çalınır, herkes sesinin yettiği kadar bağırışır, tüfekler patlarmış yani. Sabaha kadar gürültü yaparlarmış. Bahsetmiş olduğum şey 40-50 yıl öncesi. Çok eski değil. Hala da Anadolu'da, Toroslar'da bu gelenekler yaşatılıyor. Bunun da kültür kökünde şamanlık var, kamlık inancı var. Bir de güneş tekerleğinden bahsetmemiz gerekiyor. Kayalarda, Latin Amerika'dan tutun da Avrupa içlerine kadar, Macaristan'a kadar, Japon denizine kadar bütün Asya'da her yerde Türk mezarlarında güneş tekerleği çıkıyor. Güneş tekerleği de Türklerin bu inancıyla ilintilidir. Çünkü ışık Tanrı'nın yeryüzüne göndermiş olduğu bir şeydir. Bu ışık olmadan insanlar yaşayamaz. Çünkü Gök Tanrı inancında ışık çok önemlidir. Ergenekon adlı bölgede Altaylı Türklerin Ergenekon olduğuna inandıkları yerde ki oraya Biçurin ve Gumilev'de Ergenekon olduğunu söylüyor Çin yıllıklarına dayanarak. Çuy Boğazı adlı bölgede, yani Çuy Ağzı adlı bölgede iki nehrin birleştiği noktadayız. Burası Katun Nehri ile Çuy Nehri'nin birleştiği yer. Burası neden önemli? Burası Altay Türklerinin Ergenekon destanında Ergenekon yurdu olarak bilinen yer. Çünkü onların Ergenekon destanında Çuy Nehri ile Çuy Nehri'nden daha büyük bir nehrin birleştiği yerin yakınındaki mağaralı bölge olarak Ergenekon yurdunu anlatırlar. Çuy Nehri sol taraftan bulanık bir şekilde geliyor ve Katun Nehri'ne karışıyor. Orada bir kadınla karşılaştık. Çuy ve Katun Nehri'nin birleşmiş olduğu yer. Değerli arkadaşım Özgür Aydoğan'la birlikte şöyle yaptı. Biz yokuş aşağı iniyoruz. O yokuş çıkıyor. Bizi durdurdu. Elinde kırık dökük bir fotoğraf makinesi ve bir şey gösteriyor. Bulutlu bir havada çekilmiş bir fotoğraf fakat ışık hüzmeleri inmiş bulutların arasından. Bakın diyor, Kuday geldi oradan. Ben diyor Kuday'ı gördüm diyor. Kuday diyor bana ışığını gönderdi, benim isteğimi kabul edecek. Tam o sırada bir tarafta yine bulutlu bir havaydı, zaten yağmur çiseliyordu. Bulutlar hafif aralanmış, öbür tarafta yine bir ışık hüzmesi inmişti. Hemen dedim ki bak orada da var aynısı. Ah falan dedi, hemen döndü o tarafa. 7 tane taşı üst üste koydu ve birkaç kere o ışığın geldiği yöne doğru, batıya doğru, çünkü ikindi üzeri bir vakitti. Birkaç kere eğildi, doğruldu ve ellerimizi tuttu, işte konuşmaya başladık. Siz nereden geldiniz? Türkiye'den geldik. Daha dedi, çok güzel, ben ilk defa Türkiye'den gelen birini görüyorum falan. Uzunca da bir konuşma oldu. Daha sonra siz dedi, dilek dilemeyecek misiniz? Biz de dileklerimizi diledik o arada Özgür'le birlikte. Altay Cumhuriyeti'ndeyiz. Çuy Nehri ile Katun Nehri'nin birleştiği noktadayız. Burası Altay Türklerinden derlenen Ergenekon destanında Ergenekon yurdunun olduğu yer. İki nehrin birleştiği yerin yakınındaki mağaralı dağların olduğu yer. Buraya tıpkı onlar gibi Gök Tanrı'ya inanan Altay Türkleri gibi kaya babalarımızı diktik. Onlar bu tip yığma taşlara obo diyorlar ya da obo taş diyorlar. Obo Anadolu Türkçesine, Türkiye Türkçesine baba olarak geçmiş bir kelimedir. Özellikle doğa yürüyüşçüleri bunu iyi bilirler. Obolamak ya da babalamak şeklinde bize geçmiştir. Ayrıca daha sonra kadın mutlu bir şekilde işte tuttu ellerimizi falan öpmeye çalıştı. Biz öptürmedik yani, onlarda bir demek ki böyle bir kültür de var. Daha sonra döndü gitti.
Özgür'ün elinde de kamera var, bende de kamera var. Dedim ki Özgür çekebildin mi, çektin değil mi dedim. O da bana dedi, sen de mi çekmedin dedi. İkimiz de çekemedik maalesef. O 6 aylık ablamızla 2 tane fotoğrafımız vardı. Evet, ışık bu yüzden önemlidir ve dilek dilemek için de Tanrı Dağları'nda, Altay Dağları'nda, Toros Dağları'nda insanlar obo taş dikerler. Obo taş neden dikilir? Yağarsınız obo taşları ve zaten yükseklere yapılır. Çukura obo taş yapılmaz. Geçitlere yapılır ya da daha yükseklere yapılır. Obo taşları yığdığınız zaman Gök Tanrı'ya biraz daha yaklaşırsınız. Şamanlık dininde insanlar oraya saçılarını sunarlar. Şahdağ Milli Parkı, Azerbaycan. Bugünkü kamp yerimizin değişik bir açıdan görüntüsü. Az önce kampımızın yukarı kısmından görüntülemiştim. Şimdi aşağı kısmından tekrar görüntüleyeceğim. Azerbaycan'ın dağlarında su sorunu yok. Her yerde su var. Kampımız görünüyor şu anda. Bir de burada çok ilginç bir şey gördüm. Anadolu'nun birçok yerinde görmüş olduğumuz obo ve ovolar burada da var. İşte bu aslında Gök Tanrı inancının bize bırakmış olduğu bir gelenek. Eskiden bunlar yapıldığı zaman yere bunlar yaparlardı ki yüksek dağlara Gök Tanrı'ya yakın olsun diye. Bir tanrısallık ifade eder ve etrafında saçı yani sunu töreni yapılırdı. Önce defler çalınır. Etrafındaki kötü ruhlar kovulur ve Tanrı'ya burada kansız kurbanlar yani yağ, su veya işte hayvansal ürünler, hayvansal yağlar gibi şeyler atılırdı kamlar tarafından. Anadolu'nun birçok yerinde bunları görürüz ama insanlar Anadolu'da bunların neden olduğunu bilmez. Kimisi yolu göstermek için, kimisi başka bir nedenle açıklar. Fakat bunun bir tek nedeni var. Bu Gök Tanrı inancından bize kalmış bir mirastır, bir gelenektir. Anadolu'daki düğünlerde gelin konvoyunun üzerine evlerin köşklerinden ya da gelinle damat eve girmek üzereyken yukarıdan ya da işte gelin gelirken damatla bazıları ellerindeki tabaklardan üzerlikleri atarlar. Bulgur, buğday, nohut, mercimek, şeker, bozuk paralar bulunan şeyleri gelinin üzerine ya da gelinle damadın üzerine saçarlar. Bu da doğanın ruhunu doyurmak için sunulmuş kurbanlardır aslında. Bakın Altay Dağları'nda Ulağan Geçidi'nde bir yere götüreceğim sizi. Aynı Anadolu'da gelinle damadın ya da sadece gelinin üzerine atılmış olan üzerliklerin aynısını orada da göreceksiniz. Bu saçı töreni ayrıca obo taşlarda da yapılır. Çünkü orası artık kutsanmıştır. Öyle obo taşlar gördük ki Altay ya da Sibirya'daki gezilerimizde her gelen bir taş bırakmış ve kocaman
Normal iki katlı bir ev büyüklüğünde oba taşları oluşmuş. Ya da tek katlı bir ev büyüklüğünde büyük oba taşları oluşmuş. Her gelen bir taş bırakmış ya da birkaç taş bırakmış. Herkes oradan geçerken yolculuğunun iyi geçmesi için yapıyor bunu. Ki bunlar nerelerdir? Şu şekilde tam sınırlardır. Yokuşu çıktınız artık inişe geçiyorsunuz. Bu tepelerdedir hep. Neden tepelerdir? Çünkü Gök Tanrı'ya en yakın olan yerlerdir. Kuday ya da Kobustan diyor Altaylı Türkler. Bize de Kutay ismini çocuklara veriyorlar ya. Aslında Kuday'dır. Ya da iki ünlünün arasındaki T yumuşamış şeklidir Altaylardaki. Obo taşlara saçılar sunulur. Benim çocukluğumda da yılın yağan ilk karını annem evin içine saçardı. Bir nevi saçıydı bu. Kutsal yerlere obo taşlar dikilir demiştik. Az önceki videoda da görmüştünüz. Elmalı'daki, Oturak Baba'daki obo taşları gördünüz. Toroslar'daki, Akseki'deki, Antalya'daki ve Konya'nın Toroslar bölgelerindeki obo taşları da gördünüz. Benim köyüme ait olan Dikili Taş Yaylası'nda da bir obo taş var. Oraya Minare Dağı diyorlar. Çünkü taşlar yığıldığı için minareye benzetilmiş. Bu nedenle o dağın adı Minare Dağı'dır. Az önce demiştim ya, bazı gelenekler, bazı inanmalar sadece bir değil, birkaçı birlikte yaşar diye. Bazen de obo taşlara kazıklar dikilerek o kazıklara bezlerin bağlandığını görüyoruz. Tabi bu kazıklar doğuya ya da güneye dönük olmalı. Kuzeye ya da batıya doğru çevrilmiş bir kazık göremezsiniz obo taşlarda. Evlerin kapıları da güneşe dönük, güneye ya da doğuya dönük yapılır. Bunun nedeni budur aslında. Yani buna evlerin kapılarının doğuya ya da güneye dönük olması, bu yaşamsal olarak görebilirsiniz. Zaten şamanlık tamamen yaşamsal şeyleri kutsamıştır. Sizin işinize ne yarıyorsa, sizin yaşayabilmeniz için ne gerekiyorsa onlar kutsaldır. Bahsetmiş olduğum Timur Davletov'un Doğanın Şifası Uyarınca adlı kitabında bunu anlatır. Kitaplı dinlerle Türk şamanlığını anlatır. Onların kutsallarını karşılaştırır. Ve Türk şamanlığındaki kutsalların işimize yarayan ve bizi hayatta tutacak şeyler olduğundan bahseder. Mesela işte su kutsaldır. Neden? Çünkü susuz hayat olmaz. Ağaç kutsaldır. Ağaçsız hayat olmaz. Oksijen gerekiyor. Gökyüzü kutsaldır. Güneş kutsaldır. Yani neyi kutsamışsak bize verir, bizden almaz Gök Tanrı inancında ya da şamanlıkta ya da kamlık inancında. Bize hep verir kamlık inancının kutsalları, bizi hayatta tutar. Anadolu'da ağaç kültüyle ilgili birçok gelenek hala yaşar. Mesela çocuğu olmayan ailelerin ya da erkek çocuğu olmayan ailelerin erkek çocuğu olduğunda o evin büyüğü, büyükçe bir kütüğü o evin damına çıkarak aşağıya atar. Bu da bir kansız kurbandır. Konya Bozkır'ın Üçpınar Köyü'nde son zamanlara kadar görülmüş bir gelenektir bu. Hatta bunu yapan insanları tanıyorum. Bu kütüğü atacak kişiler de saygı duyulan büyük, yaşça büyük, bilge kişiler olması gerekir. Her insan bu kütüğü atamaz. Yine aynı şekilde çocuğu olmayanın çocuğu olduğunda o babanın arkadaşları hepsi birer tane ellerinde odun getirirler ve o evin bahçesinde ya da avlusunda o odunları bir araya çatı gibi yapmak zorundalar, Türk çadırı gibi yapmak zorundalar ve büyükçe bir ateş yakılır ve etrafında dönerler. Ve o ateş köz olduktan sonra o ateşte pişirilen yemekler birlikte yenir. Gelen sorulardan birine de yere gelmişken cevap vereyim. Peki doğaya bu kadar saygılılar. Peki hiç mi ağaç kesmiyorlar? Hiç mi doğadan bir yiyecek toplamıyorlar? Tabii ki topluyorlar ama izin alarak. Ağacı keserken diyorlar ki kışın ısınmaya ihtiyacım var. Bu yüzden seni kesiyorum, özür diliyorum diyorlar. Kesiyorlar. Suyu alırken bir kova alıyorlar dereden suyu. Suyla konuşarak tabii ki. İhtiyacım olduğu için alıyorum diyorlar. Onun dışında doğadan gereksiz yere hiçbir şey kullanmıyorlar. Altaylara giderseniz bugün hala bu şekilde yaşadığını bilirsiniz. Mesela Ergenekon bölümüm çok izlendi. Ergenekon bölümündeki görmüş olduğunuz Çuluşma Mahallesi'nde bir bungalovda kalıyorduk ve bungalovun sahibi ya diş fırçalayacağım su yok falan dedim bana bir kova verdi nehirden getir diye. Gittim bir kova nehirden su aldım ve o çanağın içine döktüm. Vurdukça akan şeyler var orada plastikten yapılmış. Vurunca su akıyor işte. Öyle banyo yapmak istersen birkaç kova getir falan. Böyle şeyler yaşanıyor orada. Ağaç kültüyle ilgili Anadolu'da ve Altaylar'da da bir inanış var. Mesela Altay'ın Çemal Köyü'nde bir müzeye gittik. Rehberimiz bizi bir müzeye götürdü. Orada birkaç tane ayıldan oluşan müze var. Birinden çıkıp birine giriyorsunuz. Hatta ayılardan birinde kımız içmiştik.
Müzeye girerken evin sahibesi ablamız Ecru'ya basma diye bizi uyardı. Yani eşeğe basma dedi. Tıpkı Anadolu'daki gibi eşeğe basılmaz. Ağaç kültü neden önemlidir? Eşik çok önemlidir. Gelinle damat eve girerken eşik de testi kırar gelin. Gelinle damat eve girerken yağlı ya da ballı bir bezi evin üst eşiğine yapıştırır. Eşik kutsaldır. Eşik ağaçtır. Son olarak ateş kültüne de değineceğim ve burada bırakacağım. Türk mitolojisinde de bahsetmiş olduğum kitaplarda da bunları görürsünüz. Ateşi Türklere Tanrı Ülgen göndermiştir. Bu yüzden ateş kutsanmıştır. Bu nedenle ateşe çöp atamazsınız. Ateşe tüküremezsiniz. Ateşe hiçbir pislik yapamazsınız. Buna İzmarit de dahil. Altaylara gitmiş olduğumuz zaman Ezin grubu bir gece konserimize geldi. Ve daha önceki gitmiş olduğumuz Altay gezilerimizde, ateş başındaki muhabbetlerde ateşe sigara içen arkadaşlarımız izmarit attığı zaman sert bir şekilde uyarıldık. Hatta konserden önce ateşin başındaki çöpleri vesaireleri veya poşetleri temizlememizi istedi Altaylı dostlarımız Ezin grubu ve onları aldıktan sonra bu konser başlayabilmişti. Tanrı Ülgen ateşi getirdiği için ateş kutsanmıştır dedik. Anadolu'da küle basılmaz. Küle basarsan ya da küle tükürürsen şeytan çarp. İnanmalar vardır Anadolu'da. Külle ilgili inanmalar hep böyledir. Hatta babam anlatmıştı, çocukken hastalanıyor ve dedem onu bir ocağa götürüyor ve ocakta ona ekmeğin, yufka ekmeğin arasına kül sararak yediriyor babama ve babam iyileşiyor. Ateş kültüyle alakalıdır. Ateş kültüyle ilgili Anadolu'da yoğun bir gelenek var. Hıdrellezlerde büyük ateşler yakılır ve insanlar üzerinden atlar. İşte günahım dökülsün diye veya temizlenmek için falan. Şaman ayinleri de ateşsiz olmaz. Şaman ayinlerine mutlaka ateş yakılır. Tuva'da gitmiş olduğum şaman ateş yakmadı fakat tütsülerken gene bir ateş yanıyordu yani. Küçük de olsa mutlaka şaman ayinlerinde bir ateş olur. Anadolu'da gene ateşle ilgili dilimize yerleşmiş birçok sözcük var değil mi? Ocağı sönsün, ocağı sönmesin ya da ocağı sönesice, ocağı sönmeyesice gibi. Ocağın tütsün, ocağın tütmesin. Gene Anadolu'daki yerleşik sözler geçer ve ateşle ilgilidir. İnsanın soyunun devam etmesini ateş kültürüyle bağlantılandırır Anadolu insanı sözlü geleneğinde. Şamanlık inancının kalıntısı sözlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ne diyor? Toroslarda son yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece asla umudumu kaybetmem diyor. Çok önemli bir sözdür. Ocağın tütmesi. Hatta eski Türklerde savaş durumunda evin en küçük çocuğu korunur. O savaşa gönderilmez veya kıtlık çıkmıştır ama en küçük çocuk iyi beslenir. Onun ölmemesi sağlanır çünkü ocağı sürdürecek olan kişi odur. Ocağı tüttürecek olan kişi odur. O yüzden o çocuğa eski Türkler ot digin derler. Yani ateş digin. Hıdrellezlerde neden ateş yakılıyor? Çünkü Hıdrellez baharın gelişini kutlama bayramıdır aslında. Çünkü baharın gelişi ne demektir? Ateş elementinin devreye girmesi demektir. Bu nedenle eski inançlarımızın bir devamı olarak Hıdrellezlerde büyük ateşler yakılır ve insanlar büyük ateşlerin etrafını halkalayıp değişik oyunlar oynarlar ateşin etrafında, üzerinden atlamakta bunun gibi. Ateşe saçı sunmalar çok fazladır. Mesela ateş yanarken ona kımız, süt, yağ, bal veya su saçısı yapılır. Tıpkı Bodrum'un Eren Baba Dağı'nda olduğu gibi, tıpkı Elmalı'nın Oturak Baba yatırında olduğu gibi. Bir de yüksek yerlerden bahsetmiştim. O yüksek yerler tam böyle geçit noktalar. Buradan çıkıyorsun, inişe geçtiğin yerler. Anadolu'da da bu tip yerler var. Mesela Aydın Koçarlı'da Yahşiler Köyü'ne giden yürüyüşçüler bilir, karya yolu yürüyenler. Tam tepede ağacın dibinde, kocaman bir çam ağacın dibinde makam vardır. Oraya mum dikilir ya da bez bağlanır veya adaklar bırakılır ağacın dibine. Tam böyle geçiş noktasıdır. Yine Bodrum'un Dağbelen Köyü'nde tam geçiş noktasında sarnıcın olduğu yerde ağacın altında yine bir makam yeri vardır. Ağacın etrafı taşla çevrilmiştir ve orası makamdır. Yine Bodrum'da Konacı'nın üstünde Çukur Sarnıç'taki sarnıcın hemen tepesindeki devasa meşe ağacının da altı makam yeri. Gölköy Türkbükü tarafına iniyorsun. Bir tarafı da Konacık. Tam böyle geçit noktasıdır. Buralar makam yeridir. Göktanrı'ya en yakın yerlerdir. Bu yüzden Anadolu İslam'ı seçtikten sonra da Göktanrı inancını devam etmiştir. Anadolu'daki şamanlık kalıntıları 2. bölümü Profesör Doktor Zeki Veli Togan'ın şu sözüyle bitirmek istiyorum.
Söz, Türklüğün Mukadderatı Üzerine adlı kitaptan. Zeki Velidi Togan şunu söyler. O dönemlerde de 1920'lerde 30'larda da bir tez ortaya atılır. Denir ki aslında Anadolu'daki Türk nüfusun oranı %20'dir. Diğeri %80'i işte Rum'dur, Ermenidir veya başka ırklardır. Türkler onları Türkleştirmiş derler. Zeki Velidi Togan onlara şunu söyler. Eğer %20, %80'i asimile ediyorsa o %20'den çok korkmanız lazım sizin. Çünkü bunun olamayacağını söylüyor orada Zeki Velidi Togan. Bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Tüm bunları neden anlatıyorum Anadolu'daki şamanlık kalıntılarını? Birçok ırk birbirine karışmıştır. Saf ırktan söz etmiyorum. Saf ırk olduğunu bütün ırklar için iddia etmiyorum. Ancak eğer biz bu Anadolu'daki şamanlık gelenekleri neden anlatıyorum? Eğer bizde Ermenilik çok olsaydı, eğer bizde Rumluk çok olsaydı veya başka milletler Almanlık, Araplık vesaire bizde çok olmuş olsaydı bugün onların geleneklerini yaşatıyorduk. Anadolu'da bu yaşayan gelenekler bize bir şey anlatıyor. Bize bir tek cümle söylüyor, kısacık bir cümle. Siz Türksünüz diyor. Bu gelenekleri yaşatmamızın, bu geleneklerin yaşıyor olmasının en büyük nedeni bizlerde Türklüğün çok çok fazla olması. Başka bir dine geçmemize rağmen eski dinimizi yaşattığımızın göstergeleridir bunlar. Bizim o dinden geldiğimizin göstergeleridir ayrıca. Evet, bu bölümü de ilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Soruları olanlar mutlaka sorsunlar. Videolarımı izleyenler de yorum ve beğeni bırakırlarsa videolarım yukarı taşınır. Beni izleyenlere ve takip edenlere teşekkür ediyorum. Yanlışım varsa da mutlaka uyarın. Eleştirilere her zaman açığım. Teşekkür ederim.